DNA'nın yapısına zarar verebilen bazı şeyler vardır. Bunlardan biri UV ışınlarıdır. UV ışınlarının neden olduğu hasara değinmeden önce sol tarafa yazdığım bu kılavuza odaklanmak istiyorum arkadaşlar. Bu kılavuz bize hangi renklerin hangi azotlu bazları temsil ettiğini gösteriyor. Sarı timin azotlu bazını, turuncu sitozin azotlu bazını, yeşil bazlar adenini Mavi bazlarsa guanini temsil ediyor. Evet, artık hasarlı DNA'mıza dönebiliriz. Buraya baktığımızda dikkatimizi bir nevi birbirine yapışmış haldeki bu iki timin bazı çekiyor. Buna primidin dimeri deniliyor. Birbirinin aynı iki molekül bir araya geldiğinde bir dimer oluşturur. Primidin dediğine göre de bu iki molekül ya timindir ya da sitozindir. Değil mi arkadaşlar? ve uv ışınları pirimidin dimeri oluşumuna yol açabilir gördüğünüz gibi bu pirimidin dimeri şeker fosfat omurgasının bombe yapmasına neden olmuş hepsi bu da değil omurga dışa doğru kavislendiği için bu sitozinle bu guanin arasındaki bağ kopmuş yani dna'nın yapısal hasara uğradığı ortada peki dna'da hasara yol açabilecek faktörler nelerdir bu noktada mutasyonla DNA hasarı arasında açık bir ayrım yapmak istiyorum. İkisi aynı şey değil arkadaşlar. Mutasyon DNA'nın diziliminde meydana gelen değişimdir. Mesela önümüzde e, ATCG şeklinde dizilmiş bir DNA parçası olsun. Bir şeyler oluyor ve bu dizilim AACG şeklinde değişiyor. Şimdi burada bu A yanlış yerde. İşte bu bir mutasyon. DNA hasarı dediğimizde ise, DNA'nın yapısında meydana gelen bir hasardan bahsediyoruz. Nükleotitlerin diziliminde bir yanlışlık yok. Nükleotitler, pardon söyleyemedim, nükleotitler doğru dizilimdeler. DNA hasarına endojen veya içsel etkenler yol açabilir. Bu etkenler bizden kaynaklıdır. Kendi hücrelerimizden doğar. Mesela metabolizmanın bazı yan ürünleri DNA hasarına yol açabilir. Ama DNA hasarına sadece içsel olmaz. DNA hasarına yol açan diğer bazı tip etkenler vardır. Bunlar da eksojen yani dışsal etkenlerdir. Bunlar da DNA hasarına yol açabilir. İşte bunlar bizim dışımızdan veya söz konusu organizmanın dışından kaynaklanan, ona dışarıdan gelen etkenlerdir. Eksojen faktörlerle başlayalım biz önce. Birinden zaten bahsettik değil mi? UV ışınları dedik. DNA hasarına yol açan pek çok egzojen etken var tabi. Sadece biz birkaç tanesini listeleyeceğiz. Gama ışınları da DNA hasarına yol açabiliyor. Aynı şekilde X ışınları da. Dolayısıyla bu ışınlara fazla maruz kalmak iyi değil, dikkatli olmak lazım. Şimdi de bazı endojen faktörlerden bahsedelim. Mesela reaktif oksijen türleri DNA hasarına yol açabilen içsel faktörlere bir örnek. Reaktif oksijen türleri oksijen içeren ve çok yüksek derecede reaktif olan moleküller. Çeşitli reaktif oksijen türleri var. Ben iki örnek vereceğim. Mesela süperoksit anyonu. Süperoksit anyonu. Kendisi negatif yüklü O2'dir. Çizelim. Evet. Birbirine bağlı iki oksijen atomundan oluşan bir molekül bu. Ama fazladan bir elektrona sahip. O fazladan elektronu şöyle daha koyu bir morla çizeceğim sizin için bu molekülün yükü negatif ve bu bir reaktif oksijen türü. Bir diğer örnekte peroksitler. Peroksitler birbirine bağlı iki oksijen atomu ve her bir oksijen atomuna bağlı başka iki atomdan oluşur. R'ler o farklı atomları temsil ediyor işte. Peroksitler genel olarak da bu şekildedir arkadaşlar. Mesela hidrojen peroksidi duymuşsunuzdur. Hidrojen peroksidin yapısı da bu şekilde. Peki hücrelerimizdeki bu reaktif oksijen türleri nereden geliyor? Reaktif oksijen türleri aslında mitokondrideki elektron taşıma zincirinin normal bir yan ürünüdür. Yani hücrelerimizin her yanında bol miktarda reaktif oksijen türü bulunuyor. Ama neyse ki DNA'larımızı bu reaktif oksijen türlerinin zararlı etkilerinden koruyan çok sayıda enzimimiz var. Muhtemelen antioksidan terimini de daha önceden duymuşsunuzdur. Antioksidanlar da bizi reaktif oksijen türlerinin zararlı etkilerinden koruyan moleküllerdir. Bazı gıdaların çok sağlıklı olduğu çünkü bol miktarda antioksidan içerdiği söylenir ki bu doğrudur. Mesela C vitamini bir antioksidandır. E vitamini de öyle. Çeşit çeşit antioksidan var tabi ama biz bu iki örnekle yetinelim şimdilik yeter. Evet. DNA hasarına yol açan bazı etkenlere değindiğimize göre şimdi hasarlı DNA'mıza geri dönelim ve onu onarmanın bir yolu var mı yok mu bir düşünelim. Hücrelerimiz nükleotit kesip çıkartma onarımı adı verilen bir süreç sayesinde bu pirimidin dimerlerinden kurtulabiliyor. Nükleotit kesip çıkarma onarımının ilk adımı bir endonükleaz enziminin primidin dimerlerini ve hatalı olan diğer nükleotitleri kopartmasıdır. İsterseniz videoyu birkaç saniyeliğine duraklatıp bu kelimeyi biraz analiz edin. Nükleaz kısmı bunun nükleotitleri kesip çıkartabilen bir enzim olduğu anlamına geliyor. Endo öneki ise bu enzimin DNA molekülünün içindeki nükleotitleri kesip çıkartabildiğini söylüyor. Egzonükleazdan bu açıdan farklı. Çünkü egzonükleaz bir DNA molekülünün sadece başındaki veya sonundaki nükleotitleri kopartabiliyor. Evet, endonükleaz dimerleri ve hatalı dizilmiş diğer nükleotitleri kesip çıkartır. O halde biz de buradaki tüm nükleotitleri kesip atalım. İkinci adımda ise bir DNA polimeraz enzimi buraya gelir ve doğru nükleotitleri getirir. Son adımda ise DNA ligaz bu yeni nükleotitlerin her iki yanlarındaki nükleotitlere ve diğer iplikteki tamamlayıcı nükleotide doğru şekilde bağlanmasını sağlar. Sanırım epey bir konuştum. Şimdi bu anlattıklarımı çizerek gösterme vakti. Öncelikle bombe yapan omurgamızı bir düzeltelim. Evet, şöyle yeniden çiziyorum. Aa, bir dakika olmadı. Virajı biraz daha içeriden almam lazımdı. Evet. DNA polimeraz doğru nükleotitleri getiriyor. Ama unutmayın bu nükleotitleri birbirine düzgünce bağlayan enzim ligaz. Ve karşınızda onarılmış DNA'mız. İşte! Peki nükleotit kesip çıkartma onarımı bir nedenle düzgün çalışmazsa ne olur? Bu onarım mekanizması örneklerden sadece biri. Birçok farklı türde DNA hasarı meydana gelebilir ve bunlara karşı çeşitli onarım mekanizmaları bulunuyor. Ama bu mekanizmalardan biri veya birkaçı bir nedenle düzgün çalışmadı diyelim. Ne olur? Bu durumda bol miktarda hasarlı DNA içeren bir hücremiz olur. Ve böyle bir hücrenin başına üç şey gelebilir. İlki, hücre uyku durumuna geçebilir. Bu durumda artık bölünmeyi durdurur ve öylece yaşlanır. Buna senesans diyoruz. Senesans. Böyle bir hücrenin başına gelebilecek ikinci şey, programlanmış hücre ölümü veya diğer adıyla apoptozdur. Apoptoz, hücrenin intihar etmesi anlamına gelir. Bu hücrenin başına gelebilecek üçüncü şey ise hücrenin kontrolsüz bir şekilde bölünmeye başlamasıdır. Bunu kontrolsüz hücre bölünmesi şeklinde yazıyorum. Evet maalesef bu kansere yol açabilir. Deri kanseri yani melanoma buna bir örnektir melanoma az önce bahsettiğimiz nükleotit kesip çıkartma onarım mekanizması düzgün çalışmadığında ortaya çıkar sonuç olarak pirimidin dimerleri birikir ve dna'ya büyük hasar verir sonra da hücre kontrolsüz bir şekilde bölünmeye başlar